Sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlar, şu anda Fransa'nın Toulouse şehrinde bulunuyoruz. Yanımda sevgili Tolga Özbek var. Sizin onun YouTube kanalından da çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Çok başarılı ve benim çok sevdiğim, değerli bir meslektaşım. Havacılık ve uzay da dahil olmak üzere birçok konuyu çok yakından takip ediyor. Çok da başarılı. Benim de takip ettiğim güzel bir YouTube kanalı var. Hakan abi çok sağ ol. Bizi böyle uçurdun. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben sağ de ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz Airbus'un 2024 yılının ilk toplantısına geldik buraya, Fransa'ya. 2023 yılının sonuçlarını değerlendirdiler. Güzel oldu buraya gelmek çünkü dünyadan çok az sayıda basın mensubunun, medya mensubunun fiziki olarak katıldı. Bazılarının da online olarak takip edebildiği bir şey, bir faaliyet gerçekleşti. Toulouse Airbus'un çok önemli merkezlerinden, dünyadaki ana merkezi desek yanlış olmaz yani. Gerçekten öyle. Şimdi sevgili Tolga Özbek'le birlikte biraz değerlendirelim istiyorum. Havacılıktaki son gelişmeleri, Airbus'un ortaya koyduğu performansı nasıl görmek lazım? Bu şimdi elimizde de bir rapor var. Evet. 2023'ün finansal raporu. Burada en çarpıcı nedir? Dikkat çeken ne oldu senin açından? Ciroya bakınca 65.4 milyon euro, milyarlar evet. Karışıyor. Milyar euro deyince bunun ne kadar acaba Türk Hava Yolları'nın 355 uçaklık siparişi herhalde ciddi bir katkıda bulundu. Türk Hava Yolları'nın siparişi değil mi? Blok olarak en büyük siparişlerden bir tanesi en oldu. En büyüklerden bir tanesi. Muhtemel önümüzdeki aylar içerisinde ben Boeing'e de ciddi bir miktarda verileceğini tahmin ediyorum. Yani, hangi tipler olabilir? Geniş valla geniş gövdede 787 olur diye tahmin ediyorum. Muhtemel 777X yani 777'nin 300 yarın yerini alacak 8-9 serisinden de olabilir. Kargo modeli olabilir aralarından. 777X için de kargo yapıyor. Ve bir miktar azıcık problemleri aşarlarsa Max'in de olacağını ben tahmin ediyorum. 9 mu? 10 mu? 10'a bir... Şimdi 10'un sertifikasyonu tamamlanmadı. 10'la ilgili biraz FAA bu kazaların arkasından, son bu kapı hikayesinden sonra kapı hikayesi de ama yani inanılmaz bir şeydi değil mi? Ya o kadar şimdi, çok şey gördük ama çok bu şey en gördük. Enteresanlardan biriydi. Görürüz yani hani binlerce sistem bir araya da uçuyor. Binlerce mühendis çalışıyor. Yani bunlar havacılık açısından olabilecek şeyler ama bana şey geliyor, son yıllarda pandemi veya salgın sonrasında diyelim, her yerde herkes böyle iş arayışında. Ondan sonra şirketler iş arayışında, işte kimi daha iyi istihdam edebiliriz. İnsanların beklentileri çok değişti ve geçmişin en böyle gözde sektörlerinden havacılık o ağırlığını kaybetti. Ve gençler, çok böyle bir yenilik yapabilecek insanlar yazılıma, elektroniğe, farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladılar. O hani gençlerin ne olacaksın, pilot olmak istiyor, astronot olacağım falan demeleri biraz bitince değişti galiba, değil insan mi? Kalitesinin ben düştüğünü aşağıya düşünüyorum açıkçası. Önemli bir değerlendirme bu. Peki bu dönüşüm neden kaynaklandı? Yani daha kısa sürede daha yüksek gelir elde edebilecekleri alanlara mı yöneldiler? Havacılık zor yani işte şeyden vereyim A380 örneğini vereyim. Dünyanın en büyük yolcu uçağıydı. Airbus'un beklentisi çoktu. 1000 tane falan yapacağını düşünürken 256'da imalat bitti, sipariş gelmedi. Şimdi dünyadaki gelişmelerden çok doğrudan etkilenen bir şey. Yani bir de, talep, ekonomik gelişmeler, siyasi, konjonktürel değil her mi? Her şey var, her şey var. Çünkü işte bugün bir bakıyorsunuz Amerikan Başkanı Türkiye ile konuşurken işte F-16'lar 23 milyar dolar, bir tarafı da Boeing'in siparişi yani çünkü milyar dolar. Yani bakıyoruz işte Türkiye'nin ihracatına yaklaşık işte 250 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Airbus'un yaptığı euroyu çevirdiğimiz zaman 70 küsur milyar dolar oluyor. Tek başına yani tek bir başına şirketin neredeyse performansı çok önemli. 3'te 1 ihracatını Airbus tek başına yapabiliyor. Avrupa Birliği de Türkiye'ye geldiği zaman onlar da işte Airbus alın, şöyle yapalım, böyle. Bunlar çok önemli satış kalemleri. Gerçekten öyle. Yani biz o büyük rekabeti siyasi görüşmelerde de görüyoruz. Çok Cumhurbaşkanı veya Türkiye'den bakanlar yurt dışına gittikleri zaman Avrupa Birliği'ne veya Amerika'ya masaya oturulduğunda işte bizim yolcu uçaklarımıza sipariş verecek misiniz veya lütfen verin, verirseniz biz de şöyle adımlar atabiliriz gibi. Yani bu açıkça dile getirilen Türkiye bir şey olmuş. Türkiye için de geçerli. Hatırlayın birkaç yıl öncesine kadar işte Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle tabii yaptıklarını da diplomatik açıdan Hakan abi siz çok daha iyi değerlendirirsiniz.
Ama ne oluyor? İşler düzeldikçe, ilişkiler geliştikçe, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İHA, Suudi Arabistan aynı şekilde, doğru, Mısır'a, hani bunlar satıyorsunuz. Gerçekten kısa süre öncesine kadar yani diplomatik ilişkilerin çok kötü, hatta diplomatik ilişki olmayan ülkelerdi. Durmuştu, donmuştu. Hem Suudi Arabistan'la hem de Mısır'la böyle bir ilişkiye giriliyor şimdi. Bir de şey var tabii, şunu da söylemek lazım. Havacılıkla ilgili, hadi uçağı, helikopteri, İHA'yı sattık, dükkanı kapattık, parayı aldık değil. Bunun yedek parçası var, modernizasyonu var. Bir gelişme yapılacağı zaman gidip kafasına göre ben bilmem ne kamerasını taktım de onu taktığı zaman garantisi yok. Nasıl? Evet. Bunun yani 20 yıl iyi geçinmesi lazım o ülkenin, o sistemi elinde tutabilmesi için. Yani bunlar önemli konular. Bir parantez açayım mı? Yani biz daha çok sivil havacılık konuşarak girdik ama bu Türkiye'nin F-16 programına dönüşü demeyeyim de F-16'ları satın alma sürecinde bir takım şartların öne sürüldüğü iddia edildi ya, efendim şurada kullanamazsınız, burada kullanamazsınız, özellikle Ege ile Yunanistan'la ilgili konularda. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Vallahi, sınırlandırılmış olabilir mi Türkiye'nin kullanma operasyon coğrafyası? Bilgi verirken kaynaklar çok önemli. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bilgi notları, kaynaklarda bir yayın vardı. Hatta bugün paylaşıldı bakanlık tarafından. Herhangi bir kullanım şartı olmadan bu anlaşma, evet, yani daha doğrusu şimdi yasa tasarısı geçti kongreden, arkasından itiraz gelmedi. İtiraz gelmedi veya verilen itiraz da işleme koymadılar zaten. Evet. O son dakika bir böyle bir boy gösterme, evet, yaptılar. Yani işleme konulmayan bir itiraz oldu. Evet. Bakanlığın verdiği bilgiyi onu da paylaşalım burada izleyicilerle. Önümüzdeki günlerde o yazılı matbuat olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne diplomatik olarak bunun anlaşmaları vermeniz gerek. O gelecek. Evet. Teknik ekipler görüşmeye başlayacak ama bir şart yok, herhangi bir şey yok. Yani Türkiye, biz bu satışı yapıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri kullanabilir diye. Muhtemel Haziran-Temmuz gibi de anlaşması imzalanacak. 2024 Haziran-Temmuz gibi. Türk Hava Kuvvetleri'ne uçakların teslimi de 2028 gibi görünüyor. Gibi gözüküyor. Itibaren. Hatırlayacaksınız abi, şeye gitmiştik, F-35'in teslimat törenine beraber gitmiştik. Evet, Teksas'a. Teksas'a uçakları gözümüz dünya haliyle gördük, bir daha da göremedik. Dokunduk yani uçakları. Dokunduk. Ve gözümüzde kaldı. Orada, aklımız orada kaldı. Orası yani. F-16 üretim hattıydı. Fakat Block 70'e talep çok gelince Güney Carolina'da Lockheed Martin tekrar bir üretim hattı açtı. Yeni de hatta ilk teslimatlarına da yavaş yavaş başladı. Block 70 için konuşuyorum. Ayda 4 uçak kapasitesi var. Yılda çarpsak 48 uçak. Ama 160 civarında sipariş var. Daha Türkiye'nin resmi anlaşma imzalanmadığı için saymıyorum. 160 civarı. Başka tahminim, ülkelerden de var siparişler. Tabii, hala yaşayan tabii bir uçak. F-35'i satmadığına Block 70 satıyor Amerika. Block 70 satıyor, evet. Peki madem F-35'e geldik, tekrar biz Airbus'a döneriz. Yani şu anda Toulouse'dayız ama konuyu açtı ve F-35'e geldik. Texas'a bir gidelim tekrar. Bu uçakla ilgili durum ne olabilir acaba? Şimdi ABD ile Türkiye arasında ilişkilerde bir normalleşme havası, bahar havası hissedildiği için neden oldu bu? Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine evet demesiyle, yani parlamentodan geçmesiyle Amerika'da F-16 satışı konusunda bir onay verdi. Böyle bir ılımlı durum var. Peki, Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı idi kısa bir süre öncesine kadar. CNN Türkiye verdiği röportajla F-35 programına dönüşle ilgili mesajlar da verdi. Yani bunun olabileceğine dair böyle bir sarı ışık gibi yorumlandı. Olabilir gibi görünüyor mu? F-35 programına Türkiye program ortağı olarak, yani üretime de katılacak şekilde girebilir mi tekrar? Mümkün görünüyor mu? Vallahi şimdi hani biz bir şeyler söylüyoruz ama bizim söylediğimizden çok devletin aklı, bunlarla ilgili yapılan planlar, programlamalar çok çok önemli. Türkiye bir katılımcı program ortağı iken işte S-400 hava savunma sistemiyle birlikte Trump döneminde çıkartıldı. Katsa yaptırımlarının için alındı. Katsa yaptırımlarıyla birlikte. Ama tabii sadece olayı hem o kısım var, bir taraftan da işte bakıyorsunuz Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de hani karşı taraflara geldik Amerika'yla. Tabii. Sonuçta, neredeyse yani fiziki olarak karşı karşıya geldik. İşte en büyük İHA'sının düşürülmesi olayı. Tabii. Değil mi? Hani incirlik kozu vardı, şimdi Girit'te taşıdı Amerika onları, Ürdün'e bir kısmını taşıdı falan, böyle bir ayrışma var. Bu kadar ayrışmanın olduğu bir yerde de F-35 gibi stratejik bir uçağı Türkiye'ye vermesi
mümkün gözükmedi. Tabii S-400'ü de bazı bilgileri radarın özellikle alıp Rusya'nın eline geçmesini istemiyor Amerika. Yani kamuoyunda sadece S-400 gibi algılanmasın, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kaynaklanan diğer sorunlara da dikkat çekiyor Tolga Özcan. Önemli var. Yani Irak meselesi var, PKK konusunda görüş ayrılığı var. Yani aslında F-35 öyle bir uçak ki çok kabiliyetli bir uçak. Hani hatta bir sürü şeyini de Amerika'da Lockheed'in bize yaptığı o sunum sırasında test pilotu anlatmıştı. Çok etkileyici bir çok sunum. Çok etkileyici. Yani bir yere doğru giderken şöyle söyleyeyim. Bir yere gidiyor. Zaten radarda tespit etmek çok zor. Kendi hayali görüntüsünü başka bir noktada oluşturup füzelerin oraya kilitlenmesi, düşman uçakların oraya gitmesini falan hani bu teknoloji çok önemli bir teknoloji. 5. nesil bir uçak olduğunu hatırlatalım ve 5. nesil özelliklerine sahip dünyada yani işte 1-2 tane uçak var. F-22 yani. Var, F-35 var. İşte Çinler uğraşıyor, Ruslar uğraşıyor. Ruslar bitiremedi daha projelerini, tamamlayamadılar. Motor yani. En büyük problem motor bununla ilgili. Hani Türkiye'nin de tabii Milli Muharip Uçak KAM projesi var. Bu ilişkilerin Amerika'nın F-35'e evet demesi için daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz çünkü daha yolu var gibi mi görünüyor? Bana öyle geliyor. Ha olur mu olmaz mı sonucunda onu da hani kesin bir şey, kristal bir küremiz yok. Tahmin edemiyoruz, göremiyoruz ama daha da gelişmesi lazım. Fakat tabii Türkiye'nin de öncelikleri, kırmızı çizgileri bence çok ileride çok büyük bir dostluğa doğru döneceğini pek öngörmüyorum. Netameli konular masada olmaya devam ediyor. Devam eder. Bu arada daha önce Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan, şimdi de Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler, Eurofighter uçaklarıyla Türkiye'nin ilgilendiğini, Türk Hava Kuvvetleri'nde bu uçakları görmek istediklerini söyledi. Hatta bu konuda bir müzakere adımları atıldı. Bir de bu uçak var şimdi, yani onların yanı sıra. Şimdi mesela ilginç bir şekilde Türkiye... Bu da Avrupa'nın bir uçağı Avrupa'nın bu arada. Uçağı. Yani. Şimdi Türkiye 1952 NATO süreciyle birlikte tamamen hava kuvvetleri yapısını Amerikan tasarımı uçaklar üzerine kuruyor. F-104'ler, işte F-4'ler, F-4, F-5'ler, F-16'lar falan filan buraya doğru. İşte F-35 planlandı, olmadı. Şimdi sevgili Batı komşumuz Yunanistan'a baktığımız zaman Yunanlarda hava kuvvetleri çok güçlü. Ama bir kolu F-16 sonrasında F-35'inin planını yapıp sipti. Bizim paketle birlikte biliyorsunuz onu da itiraz edilmesinle F-35 sattılar. İtibaren alması gelecek. Söz konusu olacak. Mirajları var. Bir taraftan Rafael'de da var. Fransız ekolüyle önce Mirage 2000 koydu. Daha önceden F-1'leri vardı Mirage. Sonrasında Rafalları getirdi üzerine koydu. Yani aslında rekabet çeşitlendirmek olarak mı bakmak lazım? Ha, Avrupa Birliği ile arası çok iyi. Çok rahat kredi alabiliyor. Teşvik ediliyor. Şımarık çocuğu Avrupa Birliği'nin. Ne istese yapılan ne istese bir yapılıyor, yani. Veriyor. Aa şöyle oluyor, böyle oluyor falan gibi onu şımartıyorlar. Alabiliyor. Belki de Türk Hava Kuvvetleri'nin biraz kaynak çeşitliliğine gitmesi lazım gibi duruyor. Yani Eurofighter girişiminin gerekçesi bu görünüyor Türkiye bakımından da. Yani masaya alternatif koymak ya. Tek kalırsanız. İyi de bir fikir gibi görünüyor mu baktığımız zaman? Yani bugünkü dünya dengelerinde stratejik oyuncu olarak bakılacak olursa, yani bölgesel bir oyuncu diyelim en azından, Türkiye'ye önemli bir katkı verir mi? Daha önce biz böyle bir uçak kullanmadık. Türk Hava Kuvvetleri filomuzda yani Avrupa'dan. Valla şimdi Hava Kuvvetleri'nin olumlu bir yaklaşımı olmasa bu yol açılmaz bakan, değil mi? Sayın Bakan çıkıp da ya biz bu Eurofighter'da konuşuyoruz demez orada. Yani zaten hani Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bir isim. Öyle de bakmak lazım. Yani içerideki hazırlıkları, dinamikleri bizzat yaşayan, yöneten isimlerden biri. Yani Hava Kuvvetleri camiasında, askeri camiada da öteden beri böyle dillendirilen aslında uçaklardan biri değil miydi? Yani Eurofighter aslında Türkiye'ye 2000'lerin başında İtalya üzerinden Eurofighter'ın yeni işte o sıralarda daha seri imalata geçecek Türkiye'ye bir program ortaklık teklifi geldi o yıllarda. Ama evet. Türkiye yola F-35'te devam edeceğini belirtti. Mesela o yıllarda geldi. Şimdi işte uçak alımlarında tamam uçağın gücü, mühimmatı, eğitimi hani askeri tarafının dışında. Şimdi demin ne dedik? Ülke başkanları geliyor. Ya bu savunma sanayinde ne yapacağız? Hava yolunuz hangi uçağı alacak? Siyasi de bir konu tarafından yani. Şimdi ne oldu? Mesela ben senden ne alıyorum, sen bana ne veriyorsun? O kadar. Çünkü yani. Uluslararası anlamda kimse kimsenin kardeşi değil. Evet. Çıkar odaklı, orta ve uzun vadeli faydalara da bakılıyor. İyi düşünmek lazım. Mesela Türkiye'de, buna şöyle örnek ben veriyorum. Bizim hani kasa olarak bilinen CN-235'ler. Ha çok iyi bir uçak mı? O kadar iyi bir uçak değil. Türkiye çok sayıda aldı mı? Aldı ama... O uçak Türkiye'nin
bu uçağın bir sonraki büyük olan A400M nakliye uçağına ortaklığını getirdi. Ki şu anda bulunduğumuz Airbus'un ürettiği A400M Atlas kendi kategorisinde en büyük, çok önemli uçaklardan bir tanesi. Ve siz bunun ortağısınız. Evet. Yani gidip de X bir ülkeye satılacağı zaman, hani nasıl mesela Eurofighter'da İngilizler tamam diyor, İspanyollar satalım diyor, İtalyanlar satalım diyor. Almanya ben bir düşüneyim, ben de ortağım diyor Türkiye'ye satarken. Türkiye'de yarın öbür gün bir ülkeye satıldığı zaman %8 civarında ortağız biz projeyi. Çok çok önemli bir şey. Türkiye'de soruyorlar, ne yapıyorsunuz? Kendi mühendisiniz tasarım yapıyor. O mühendisler daha sonra, işte bugün haberlerini izledik, Airbus A350 yolcu uçağının kanatçığını tasarladılar. Bunlar TUSAŞ'ta, Ankara'da TUSAŞ'ta üretiliyor. Çok önemli bir kapasite. Oradan imkan bir kazandı. Sivil'le belki sertifika alıyorsunuz, Boeing parçaları yapıyorsunuz. Yarın başka uçakların parçaları yapılır. Bu açıdan önemli. Almanya'nın itirazı, gönülsüzlüğü, isteksizliği aşılabilir gibi görünüyor mu Eurofighter konusunda? Eğer iş Almanya'ya kalırsa, bir tek oraya kalırsa. Vallahi yani para bir sürü şeye muktedir diye bir güzel bir laf var. Ne oldu? İşte Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a 48 adet Eurofighter satılmadı. Şimdi şöyle bir hesap var. İşte yeni nesli için Eurofighter'ın Almanya'nın bir siparişi var, İspanya'nın siparişi var. Siz fabrikayı 20-30 uçak için tutamayabilirsiniz. O ne olacak o iş gücü? Devam etmeyebilir. Devam ediyor. Ha, geliyor işte Suudi Arabistan 48 uçak. 40 da Türkiye'ye satarsak bu fabrikayı ayakta tutabiliriz. Bir sonraki savaş uçağı gelinceye kadar bu ayakta tutmak. Yani zaten böyle her bir şey baskı duygusal var. Biraz her şey duygusala yani gidiyor. Yani Almanya'da böyle bir Türkiye'ye onu yapmayalım, şunu yapmayalım lobisi vardır. Ama bu defa Birleşik Krallık ve diğer program ortağı ülkeler Türkiye'ye bunu vermemiz lazım çünkü bu uçağın üretimi devam etmeli diyorlar. Bir de Almanya'da üretimde çalışanlar da ekmek yemeye devam etmeleri için bu projenin bir şekilde devam etmesi lazım. Bana ama şey geliyor, hani Almanya'nın işte şu son Gazze olaylarındaki tutumu, yani bir ülkeyi küstürmek Türkiye'ye, yani Türkiye, Almanya bizim Avrupa'da en fazla ihracat yaptığımız en büyük ticaret ortağımız. Hani bunu niye buraya gidiyor? Veya insan aklına şey görüyor, orada yani 3 milyon üzerinde Türkiye'den gitmiş, doğru, bir kısmı çifte vatandaş, bir kısmı Alman vatandaşı ama Türk hisseden insan var. Çok önemli bir o sayı. O insanlarımızın biraz daha bu konuda seslerinin çıkıp, hani bugün ne oluyor Amerika'da, işte bilmem ne senatörü, Rum lobisi veya işte Musevi lobisinin katkılarıyla çok böyle, çünkü onu seçtirmiş, o da seçmenine şirin gözükecek. Bu çok önemli bir bakış. Yani Almanya'da Türkiye kökenli insanların Türkiye'yi ilgilendiren, yani her konuda bir araya gelinemeyebilir. Doğal olarak herkes farklı bir şeye bakabilir ama bunlar çok ana konular ve Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda biraz oradaki, değil mi, güçlerini, varlıklarını ortaya koymaları lazım. Lafı şeye getireyim, işte Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'ın o operasyonu sırasında işte TB2 kullanıyorlar, Baykar'ın yaptığı, savaştasını düşebiliyor. Oradaki Ermenilerin eline geçtiği zaman kablosundan, sadece kamerası, motoru değil, kablo, incecik bir kabloyu yapan şirkete kadar Ermeni lobisi o fabrikaların önünde gösteri yaptı. Ve Kanada'da çok etkili olur. Veskemi ambargoya koydurttular. Kamerayı hani vermediler. Vermedi. Ve yani, sen onun yerine bir kamera geliştirmek. Ama işte o biraz altyapı vardı, yapıldı ama altyapısı olmayan şeyler var. Yapılamayabiliriz. Yapılamayacak yani. Motor var mesela. Hani onu nasıl yapacaksınız? Bu arada Baykar'ın TB2'sinin yani gerçekten büyük bir satış başarısı elde etti bakıldığı zaman. Ya dünyada en son 32 ülke mi? 32 ülke de hani her an yeni bir bülten gelip onun 33, 34, 35 hakkını vermek lazım. Türkiye'de ipin ucunu kaçırdık sayarken. Yani bizim Türkiye'deki yerleşik kuruluşlarımız arasında, sanayi, silah sanayindeki kuruluşlarımız arasında nadir görülen başarı çizgilerinden biri. Çok ciddi bir başarı. İşte bunu Akıncı ile bir üste çıkardılar. Evet. Kızıl Elma ile jet motoru takıp artık hani savaş uçağının yapabileceği görevlere yakın. Yani şöyle, şimdi ben anlatırken insanlara şunu diyorum. Beşinci nesil savaş uçağı şöyle bir şey. O pilot bir harekatı komuta eden bir komutan. Yani yanında belki 5 tane Kızıl Elma, onun yanında 6 tane Anka 3 olacak. Onlarla birlikte bir uçakta ama onları komuta ederek bir saldırı gücünü koordine eden bir kişi, bir komutan orada.
Şimdi bunlarda insansız sistemler çok ciddi ve giderek önem kazanıyor. Önem kazanacak. Boş bir noktayı Baykar çok iyi yakaladı. İyi yakaladı ve iyi doldurdu. İyi doldurdu. Her işte Libya'dan sınır ötesi operasyonlar, Azerbaycan'dan Ukrayna'ya. O çünkü böyle bir sistem ki o hemen şey gibi, bilgisayardaki virüs gibi bir karşılığı işte. Bilmem ne yapalım, şunu şöyle etkisiz hale getirelim. Elektronik harpte şunu ortaya koyalım gibi. Sizde boş durmamanız lazım. Çalışıyorlar. Hani Baykar o Ar-Ge'yi sağlam çok iyi yapıyor. Kaan projesi nasıl gidiyor? Oradaki en önemli zorluk tabii motor değil mi? Yani bizi zorlayan. Şöyle hani Kaan deyince Kaan biraz dördüncü nesil gibi çıkacak. Sonra 5 için. Blok 1, 40 uçak. F-16'lardaki motoru, F-110 motorlarını kullanacak. Sonra 5. nesil yapabilmek. 5. nesilde şu. Radara yakalanmıyor demek yanlış bir şey. Stealth dediğimiz zaman radara görünürlüğü çok düşük. Fark edilemeyecek kadar düşük. Fakat o motor çalıştığı zaman arkadan bir ısı yayıyor. O ısıyı da kontrol etmeniz çift lazım. Çift motordan bahsediyoruz. Çift motordan böyle bir devasa zaten hani şey uçağı görünce insan çok heybetli bir uçak. 5. nesil motor eser. Ruslar daha yapamadılar onu. Çinliler yaptı gibi. Amerikalıların zaten mevcut teknolojisi var. Ona yakın bir motor bulmak lazım. Onun o motoru yapmak lazım. O zaman 5. nesil hale gelecek. Motor da hani tamam artık hava aracını, İHA'yı, helikopteri yapıyoruz ama motor daha dünyanın ekmek yememiz gereken hani teyi güzel yolda gidiyor. Ne kadar yolumuz var? Kaç sene yani durmadan çalışır ve finansmanda sorun yaşamazsak kaç senede eşik aşma noktasına geliriz bu segment bir motorda? Vallahi tahminler, benim tahminim herhalde bir 10 yıl olarak söyleniyor. Hani ağızlarından çıkan 10 yıl gibi bir süreç içerisinde belki biraz daha kısa bu olur deniyor ama motor öyle bir şey ki. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben. Ufak bir turboprop motor var. Bizim Hürkuş'ta da kullanılan 1600 beygir var. Onun 750'si Akıncı'da kullanılıyor. PT6 işte şu kadar falan bir motor. Neredeyse 50 yıldır yapılıyor bu motor. Ama o 50 yıl içerisinde de problemler çıkabiliyor. Yani bir motoru çok üretmek lazım. Çok hava aracında kullanmak lazım. Deneyimledikçe olgunlaşan bir şey aslında. Olgunlaşan şey böyle, o böyle kendini bulacak. Hamur nasıl mayalanır kendine gelir. Motor da öyle. O yüzden hani sadece 3 tane yaptık koyduk değil. Bir de çok gelişmiş metalurji teknikleri. İşte o metali çok iyi işlemek. Onu iyi işleyemezseniz mesela Rus motorları, Rus uçakları daha ucuzdur ama hani motorunu bir 10.000 saat uçuramazsınız. Atıyorum 500 saatten sonra motoru değişir. Fiyatı o dahil değil. Bir motor daha istiyorsunuz. Yani toplam, o yüzden toplam maliyeti de etkileyen bir şey. Etkileyen şeyler. Ve işletme yani işletemiyorsunuz. O sırada o uçağı kullanamıyorsunuz. Bu da ciddi bir kayıp yani. O yüzden motor işin kalbi yani. Tekrar Fransa'ya, Toulouse'a şu anda bulunduğumuz yere dönelim. Bu videoyu yeni izlemeye başladıysanız eğer Tolga Özbek'le birlikte Fransa'nın Toulouse şehrinde bulunuyoruz. İspanya sınırına çok yakın bir noktada. Airbus dünyanın en büyük iki sivil ve askeri havacılık, savunma, uzay şirketlerinden bir tanesi, devasa bir şirket. Sadece Fransa ekonomisine katkısı 26 milyar dolar. Muazzam rakamlar yani. Türkiye ile önemli işbirliği alanları var. Ondan bahsettik. Airbus Boeing rekabetinde nereye gelindi? Biraz onu anlatalım. Valla Airbus 2023 rakamlarını gördük. Açık bir açık fark yani, var yani. Durum 5-0 gibi duruyor. Ama bu havacılıktır. Yeni Airbus A320 tek koridorlu uçağı. Karşılığında 737 var. Airbus ilk çıkardığı zaman o uçağı satamadı. Çünkü çok teknolojikti. Fakat sonra zamanla oturdu. Arkasında durdu uçağın. İyi satış rakamları yakaladı. Sonra da yeni motor koydu uçağa. Fakat o rekabette Boeing 1968'de uçmuş 737 gövdesiyle devam, yeni uçak yapmadığı için. Hani Amerikalılar bir şey tutuyorsa çok dokunmazlar ona. Ben bununla devam edeceğim dedi. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl üretebilir bunu. Airbus orada biraz daha teknolojiye yatırım yaptı. Ve o 1980'lerde yaptığı yatırımın ekmeğini şimdi yiyor. Evet. Ve tabii işte Max'in o yazılımı zor doğru bir karardı. Riskleri olan bir karardı ama o riski aldılar ve doğru bir adım attıklarını bugünkü şartlarda görüyoruz. Yani Airbus'un satışlarına baktığımızda gerek dar gövde gerek geniş gövdede çok iyi bir performans. Çok iyi bir performans. Bir de tabii şey de var. Hani Avrupalı duruyor arkasında. Ya işte bugün bakıyorsunuz Lufthansa filosunu örnek verelim, Air France.
çok büyük ağırlığını Airbus oturuyor. Yani şimdi ayıp olmasın diye biraz boyun kalıyorlar. Evet, hani şey de lazım. Serpiştiriyorlar herhalde. Serpiştirmek lazım. Çünkü Air France'da da öyle değil mi? Air France'da da aynı şekilde. Yani, tamam Boeing 777'leri, 787'leri de var, ama işte A350'leri de var, Neo'ları da var. Hani bir dengeyi tutuyor. İkisinde de geniş gövde de 340'lar vardı. Daha tabii. Lufthansa'da vardı. Lufthansa'da var mıydı? Air France'da vardı. Hatta Toronto'da bir tanesi pistten çıkıp yanıp çok güzel bir tahliyeyle. Muazzam olaydır. 2005 miydi o? Bayağı geçti üzerinden. Bir kişi ölmedi. Hiç. Kimsenin burnu kanamadan. Muazzam yani muazzam. Dakika. Bir iki dakika içinde tahliye ettiler. Bu tıpkı Japonya'daki 350'nin tahliye edilmesi operasyonu gibi. Evet. İkisi gerçekten de muazzamdı. Muazzam hani yani havacılık... kabin memurlarına kararı pilotlar veriyor ama o kabini tahliye eden keza Hudson Nehri'ne New York'ta inen Söllenberger'in Ocak ayının dondurucu sonunda o 60 yaşındaki kabin memurları kuş, nasıl güzel bir eğitim saldırısı, bird strike sonucu iki motor da susunca nehre indi. Ve bu arada eminim Tolga Özbek de katılacaktır. Yani havacılık kültürümüzün gelişmesi sadece hava yollarının performansı, üreticilerle olmuyor. Bizim de bireysel olarak yani emniyet kemerlerinin bağlı olması gerektiği noktalarda bağlamak lazım. Kalkmayın dendiği noktalarda kalkmamak lazım. Uçak teker koyduğu anda ayaklanıp dolaplardan eşyaları almamak lazım. Çünkü bir fren ve gelip size bir başka uçağın çarpması halinde korkunç bir kaza olabilir. Ve kazaların önemli bir kısmı da son dönemde havaalanlarındaki yoğunluklar nedeniyle yerlerde oluyor. Yani şeyde oluyor, havalimanında oluyor. O yüzden kabin memuru ne diyorsa dinleyin. Dinleyin, dinleyin. Ne oldu? Acele etmeyin. Ne oldu? Ya hepimiz aynı yere çıkacağız zaten. Çıkamayacağız. Yani, öndekini beklemek zorundayız yani. Yani ya otobüs gelecek ya köprüden çıkacağız vesaire. Şimdi tekrar dönelim rekabette. Önemli bir avantaj elde etti Airbus Boeing'e karşı. Başka neler beklenebilir? Yani finansallar gerçekten yani 2023'te 735 uçak teslim etti, üretti, teslim etti. 2024'te 800 civarında bir rakam açıkladı az önce. Evet, evet. CEO Guillaume Faury. Bunlar çok büyük sayılar gerçekten. Değil ve mi? Yani şimdi rakam ne? Yani şöyle bir hayal etsin izleyiciler. En ufak, en ucuz uçak burada 100 milyon euro. 100 milyon dolar. Dar gövde. Dar gövde. Büyüklere gidince 400'e doğru çıkıyor. Çıkıyor tabii yani. Ne koydunuz gövdeler içine? Ama günün sonunda şu var, hani dedik hani Boeing biraz ezik burada. Rekabet çok önemli. İki tane keşke üç olsa dört olsa da hani zor buralara yani girmek. Çinliler, Ruslar giremiyorlar. Giremiyorlar veya sokmuyorlar. Veya Kanadalılar, Brezilyalılar onları da yuttular zaten. Tabii. Birini Airbus yuttu, diğerini Boeing alacaktı, vazgeçti ama onlar daha hani ufak böyle 90-100 koltukta durdu. İşte ama hani Bombardier'in 220'si geçti ya şeye. Yani Airbus'a. Yapacak bir şey yok. Para kazanmıyorsanız, çok para kaybediyorsanız. Ayakta durmak çok zor anlamında söylüyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam, daha meraklı izleyicilerimiz varsa şey yapsınlar, araştırsınlar. Benim bildiğim kadarıyla Kanada'nın zararı 220 projesi, C serisidir. 6 milyar dolar civarında. Büyük hiç az para değil. Çok büyük. Ve onu devlet sübvanse etmek durumunda kalıp artık bunu satın. Yani uçak üretelim işte milli gururumuzdur, iyidir, hoştur bu tarafını anlıyorum. Ama yani tutmayacak bir proje olacaksa çok büyük risk var ve başarılı olma ihtimaliniz de düşükse o kararı bir daha değerlendirmek lazım. Hem uzun vadeli ama bir ışığı görmeniz lazım. Ama şöyle de bir enteresan, tamam Boeing 7 golü diyelim de şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Ortalama bir Airbus uçağında parçaların %60'ı ki hani motor gibi, aviyonik gibi en pahalı parçalar nereden geliyor? Amerika'dan geliyor. Yani bağımlı, teknolojik bağımlılıkta da Amerika bırakmıyor. Tamam. Ben tutuyorum. Satışları Airbus yaptı ama. Gel buraya. %60 da motoru, aviyoniği, teknoloji Amerika'dan geliyor. Çok garip iş. Bir yandan da güzel iş. Ne anlamda? Herkes o kadar böyle drift bir iç içe girmişler ki birbirlerine kazık atarlarsa İkisi de gol yiyor. Türkiye'deki sivil havacılık kuruluşlarımızın yani iki büyük oyuncu Türk Hava Yolları ve Pegasus'un siparişlerinde de Airbus'un büyük şeyi var. Evet. Yani zaten Pegasus tamamen Airbus'a döndü. Döndü o. Boeing 737'den 320 Neo'ya döndüler. Nedir o kararın arkasında, ne var Pegasus'taki o kararda? Şimdi o dönemde tabii iyi gördüler nereye gittiğini ve Max o zaman yeni çıkıyordu. Max'e çok güvenmedi. Şimdi özel şirketler daha verimlilik ve para kazanmak üzerine odaklı. Ha, Türk Hava Yolları'na döndüğünüz zaman işte 737 Max de var, A321 Neo da var. Rakip uçaklar bunlar. Evet. Ama
Orada rekabeti çeşitlendirme yoluna gitti Türk Hava Yolları. Diyor ki ben çok uçak alıyorum. Dengeli gitmeye çalıştı. Politik dengeye de baktılar. Lufthansa da yapıyor. Yani Air France da yapıyor. Yani ben gidip tek yerden alırsam bu uçağı yarın öbür gün öbürküne gittiğim zaman fiyat kırmaz. Çünkü yani tek tabanca kaldınız mı mecbur. Hem fiyat avantajı ortaya çıkabilir, bir de politik dengeler var. Tabii. Yani tedarikte sorun olursa alamazsınız bir zincirden, gidip öteki uçağınızla yani yolunuza devam edersiniz. Çünkü motor sorunlarından ötürü bunlar çok oldu. Birçok uçağın yerde yattığı görüntüler. Türk Hava Yolları bu yıl 40 tane, şimdi tamam Airbus güzel anlatıyoruz da 40 Airbus A321 Neo'sunu parça değişimi. Pratt & Whitney'in yeni bir motor, çok iyi bir motor, evet. Fakat çok yeni teknolojide ciddi parça problemi yaşadılar. Zor durumda bıraktı. 40 uçağını yere indi. Yani bugün Türk Hava Yolları'nın 400'ün üzerinde uçağı var. Bir de Türk Hava Yolları gibi dev ve dünyanın her yerine uçağın büyük operasyon yapan çok büyük bir şirket ve çok başarılı bir şirketin bir uçağının bile yani kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle yerde kalması domino taşı. Zor bir şey. Yani Max de yattı. Max'ler de yattı. Yani tabii, Boeing'in dünya hava yollarına verdiği baş ağrısı ve zarar korkunç ve büyük bir güven kaybı oluşturdu. Yolcularda da oldu. Oldu. Yani hala soruyorlar Max'le mi uçuyorsun? Biz buraya Max'le geldik. Evet, onu Max 8'de. Parantez içinde de dönerken bakalım bir 9 mu gelse ne yapsak mı falan diye böyle. Yani Tolga da ben de önümüzde Max şeyini görünce veya kanattan Winglet'ten görünce uzaktan anlıyorsunuz zaten. Tabii, 500 metre öteden eyvah diye. Yani işin şakası ama gerçekten yani havacılık profesyonellerinde de yolcularda da bir tedirginlik yarattığını kabul ederim. Yani iki tane uçağın düşmesi ne demek? Yani iki büyük uçak kazası, Alaska'nın işte kapısında yaşanan hadise. Yani o olay 38 bin 40 bin fitlerde olsaydı eğer büyük facia diye yani bir haber yapabilirdik. O uçak Allah korusun diyelim yok, şöyle. Yok, çok yani, çok sıkıntı olurdu. Kırılabilirdi yani stol olup veya parçalanabilirdi. Yani çok Allah böyle korusun. Büyük bir şey yani olabilir. Çok şanslı. Bu iş çok ciddi bir mesele ama ben sadece Boeing sorumluluğunu görmüyorum. FAA'de yani Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi kuruluşu da burada denetimler konusunda ciddi bir ihmal ortaya koymuş. Bunu görüyoruz. Yani biraz hani Boeing orada biraz atı koşturmuş istediği gibi. Önü açılmış. Önü yani. Açılmış. Şimdi yani sonra bakarsın durumu bakarsın olmuş. Durumu. Amerika'da şeydir. Hani nasıl demin dedik bir şey gidiyorsa çok dokunmazlar. Bir kaza, ölüm, şu falan olursa hani adamı işte zorlarlar. Yani. 26 milyar dolar bu Max krizinin Boeing'e faturası. Öyle söyleyeyim. Bu arada biz az önce Guillaume Faury'yi de dinledik. Airbus Başkanı, CEO'su. Ona soruldu. Yani bu güvenlik meselesi İşte Boeing de soruldu. Yani o tabii nezaket gereği evet yani ilkesel duruş olarak pek Boeing şöyle oldu böyle oldu demedi ama biz dedi ki bizim amacımız yani en çok uçağı böyle patır 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 vermek, dağıtmak değil. Güvenli ve içimize sinecek şekilde uçakları hızlı bir şekilde vermek istiyoruz diyerek de yani altını çizilmesi gereken bir şey söyledi. Ya şey zaten hani hiçbir hava yolu, hiçbir uçak imalatçısı rakibinin başına çünkü o korku olarak sektöre yer eder. Veya hani çok komik bir şey anlatayım şimdi. Bir gün biz Madrid'de Airbus'un tesislerine gittik. İspanya kompozit malzeme konusunda askeri departmana gittiniz. Hem askeri hem sivil olarak yapılıyor gittiğimiz yerde. Kompozit ağırlıklı olarak işleniyor. O yüzden işin ne kadar komplike olduğunu, karmaşık olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu yüzden şey önemli. Burada hani bir takım oyunu havacı havacının çöpüne şeydir muhtaçtır diye. Çünkü beraber yani şey de var. Hava yolu battı. Hava yolu battığı zaman uçaklar finansal kiralamalarla alınıyor. Parasını nasıl ödeyecek? O nasıl alacak? İşte yani pandemide yaşanan süreç ne kadar zarar verdi? Yani ama pandemi normalleşmesine girildi gördüğüm kadarıyla değil mi? Rakamlar onu göstermiyor mu? Yani rakamlar gösteriyor da bilet fiyatları da onu gösteriyor. Çok o salgında yediğimiz hurmalar şimdi tırmalıyor bizi. Doğru. Fiyatlar da çok ciddi çünkü sektör 3 yıla yakın zarar etti. Biraz maliyeti bize yansımış yani, durumda yani. Yani yurt dışına bir bilet satın almak her baba yiğitin harcı değil. Değil. O zamanında 100 eurolar, 150 eurolara aldığımız biletler şu an 600 dolarlar, 700 dolarlar. Evet. Çok fena durum. Ben tabii yani sadece o zararı kapatmak değil,
dünyada yükselen bir enflasyon var. Bir de yakıt maliyetleri. Yakıt maliyeti falan her şey etkili öyle. Hani eskisi gibi uçmak. Uçmak biraz daha zor. Ve satın alma gücü, enflasyon bizim gibi, Türkiye gibi ülkelerde. Büyük keyif oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum. Valla Airbus'ta, havacılığın her şeyi muhabbetini yaptık. Güzel oldu. Boeing'i de konuştuk. F-35'i de konuştuk. Sevgili Tolga Özbek'le konuşmak çok güzel. Gerçekten bu yayının başında da söylediğim gibi bu sektörü ana akım merkez medyadaki dönemden bugüne kadar, şimdi kendi YouTube kanalı, internet sitesi var. Eminim ki şu anda bu yayını izleyenler Tolga'nın YouTube kanalına abone olmuşlardır. Eğer abone olmadıysanız lütfen olun. Gerçekten güzel içerikler verecektir, veriyor çünkü. Sadece savunma alanında değil, sivil havacılıkla da ilgili olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Vallahi Hakan abi, iki bir araya geldik. Oldu. Çok keyifliydi. Güzel zaman geçirdik. İyi çekiştirdik sektörü, iyi oldu yani. Çok çok çekiştirdik, güzel şeylerden bahsettik. Çok da öğretici oldu. Bizi yani buraya davet eden Airbus'a da çok teşekkür ederiz gerçekten. Uzun bir aradan sonra pandemi buraya, çünkü salgın olduk, her şeyi durdurdu. Evet. Bu arada tekrar Airbus'a geldik. Bir bilgilerimizi güncelledik. Tazeledik. Burada iyi oldu. Bir de yani küresel havacılığın, o sektörün önemli isimleriyle birlikte burada olmak hakikaten bu işin zirvesi diyebileceğimiz birkaç noktadan biri. Güzeldi, ayrıcalıktı. Bu yayını izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hepinize Fransa'dan iyi günler. Hoşçakalın.